Herkese selamlar. Bugün okul öncesi öğretmenliği programını konuşacağız arkadaşlar. Burada karşımızda bazı sorular olacak ve bu soru cevapları üzerinden ilerliyor olacağız aslında. Şimdi bu soruların ilki neden bu bölüm? Yani neden okul öncesi öğretmenliği bölümü? Şimdi arkadaşlar bunun aslında pek çok yanıtı oluyor genellikle. Yani aday arkadaşlar bazen öğretmenliği istedikleri için, bazen çocuklara yönelik bir şey yapmak istedikleri için ve bu şekilde benzer sebeplerle tercih edebiliyor okul öncesi öğretmenliği. Aslında bunların her biri için, Geçerli yapışanlar var. Yani evet hepsine katılıyorum. Ama bunların haricinde bir yandan da öğretmenliğin dışında da düşünmek gerekiyor. Çünkü sadece öğretmenlik odaklı baktığınız zaman bu mesleğe birkaç yıl sonra mezun olduktan sonra daha bocalayabilirsiniz. Bunu söylemem gerekiyor. Çünkü evet atanma ihtimali yok değil. Yüksek bir bölüm atanma ihtimali. Ama artık giderek meslekler farklılaşıyor. Dolayısıyla sizin okul öncesi öğretmenliği dışında da başka meslekleri yapabiliyor hale gelmeniz lazım. Dolayısıyla burada evet okul öncesi öğretmenliği, öğretmenliği isteyen kişiler için uygun bir bölüm. Ama bunun haricinde iyi bir öğretmenlik ya da bu bölümden iyi bir mezuniyet almak için mümkün olduğunca çocuklara yönelik başka projeler de geliştirebiliyor olmalısınız. Nasıl yani? Mesela bugün oyunlaştırma diye bir kavram var. Bu oyunlaştırma nedir? Çocuklara eğitim süreçlerinde nasıl kullanılabilir? Nasıl değerlendirilebilir? Ya da hikaye anlatıcılığı kavramı var mesela. Hikaye anlatıcılığı nasıl çocuklarda uygulanabilir? Bu gibi konu başlıkları üzerine inceleyip mümkün olduğunca proje öğretmeniz gerekiyor bu bölümlerde. Bunu okul öncesi öğretmenliğinde de söylüyorum. Biraz mesela çocuk gelişimi bölümünde de bu şekilde. Ha şunu diyebilirsiniz. Sonuçta okul öncesi öğretmenliğinde böyle bir kriter yok. Yani bölüme girip mezun olup KPSS ile birlikte atanabilirsiniz. Ama bu herkesin yapabileceği, herkesin yüzde verim alacağı bir sonuç değil. Dolayısıyla sizin bu bölümde başka imkanlarınız da olmalı. Başka seçenekleriniz de olmalı. Çünkü göreceksiniz ki 4-5 yıl sonra sadece KPSS'ye gireyim ve atanayım çok kolay bir süreç olmayacak. Peki neden bu üniversite? Aslında bunun iki tane işaret oluyor yine genellikle. Adaylarda denk geldiğimiz. Bunların ilki bu şehirde yaşayıp şehirde kalmak için tercih edebilirler. İkincisi de puanları buraya yetiyor olabilir. Bunun için de başka şehirlerden de şekilde buraya gelebilirler. Aslında bu ikisi için de geçerli olabilir ve ikisi de tercih edilebilir bir e, gerekçe. Ve bence bir sebep e, burada bir sıkıntı yok. Zaten öncesi öğretmenliği eğitim fakültesinde çok fazla üniversite fark etmediği için e, bir yandan üniversite hayatınız da olacaktır. E, bir kamp hayatı vesaire. Bu sebeple bir sorun yok bence. Okunabilir ve tercih edilebilir bu tercih açısından. Peki üniversitenin artıları ve eksileri neler? E, artısı olarak şunu sayabiliriz belki bu noktada. Özellikle sizin kendi gelişiminiz açısından derslerin çok sık olmaması, derslerin sizi çok yıpratmayacak olması kendi gelişiminiz için bence iyi bir artı. Şöyle bir şey var. Şehirde bununla ilgili belki çok fazla etkinlik olmayabilir. Kendi yani girişiminiz, şey, işte kariyer planlamanız açısından. Ama zaten internetin bu hale geldiği, özellikle pandemiye itibaren çok fazla içeriğin üretildiği bir dünyada artık fiziki şartlara çok da bence gerek yok. Dolayısıyla derslere belli bir ağırlık verip kampüs hayatında geri kalan vaktinizi kendinize ayırabilirsiniz. Bunu sağlaması açısından bence üniversitenin iyi bir artısı. Eksisi ne olabilir? Ben, yani ben çok açıkçası bariz bir eksi görmüyorum. Gerek akademik kadrosu olsun, gerek eğitim şartları olsun bence başarılı. Ve ortalama bir okul öncesi öğretmenliği ihtiyacını giderecek kalitede olduğunu düşünüyorum. Peki bölümü bitirdiğinde hangi iş imkanlarını elde edebilirsin? Yani burada tabii ki en öncelikli olan imkan öğretmenlik. İşte atanmak vesaire olabilir. Ama artık belki siz de görüyorsunuzdur çevrenizdeki öğretmenlik mezunlarından, eğitim fakültesinin genel mezunlarından. Artık insanlar sadece mezun oldukları uzmanlık alanında değil başka şeyler de yapmaya çalışıyorlar. Bu sadece okul öncesi ya da sadece eğitim fakültesi değil. Eczacılıkta da böyle mesela. Hukukta da böyle. İnsanlar artık kendi yetkinliklerinin dışında işler yapmak istiyorlar. Çünkü biraz sistem bizden bunu istiyor arkadaşlar. Dolayısıyla sizlerin de yapabileceği başka şeyler var. Ne gibi? Mesela okullarda çalışmak yerine okullara çocuk gelişimi, okul öncesi öğretmenlerindeki kriterler üzerine ...buradaki böyle önemli püf noktalar üzerine... ...mentörlük verebilirsiniz, koçluk verebilirsiniz. Ve ne derler buna? B2B hizmet. Yani... ...business to business. Öğrencilere değil... ...verilere değil, sadece kurumlara yönelik... ...çözüm geliştirmek gibi. Bunun akabinde... ...mesela eğitim tasarımı ile ilgili... ...aldığınız dersler sizi... ...aslında kurumsal şirketlere yönelik... ...çözüm geliştiren, kurumsal şirketlerde... ...eğitim, düşünme biçimleri... ...inovasyon yönetimi dersleri veren bir mentor... haline getirebilir aynı şekilde... Ama şöyle bir şey var. Bu size diplomanın getireceği bir meslek değil. Yani siz bu saydığım ikinci seçenekleri, alternatifleri okul öncesi bitirdiğiniz için değil, buradan edindiğiniz o beslenme ile birlikte, buradan aldığınız derslerle birlikte kendinizi yetiştirdiğiniz için yapmış olacaksınız. Staj olmakları neler? Buna biz çok aslında kafa yoruyoruz. Çünkü arkadaşlar staj bir öğrencinin mezuniyet sürecinde en önemli aslında araç çantasındaki, yani takım çantasındaki araçlar diyebilirim. Çünkü staj olmadığı zaman siz o piyasadaki nereye gitmek istiyorsanız o dünyanın detaylarını, o dünyanın kapsamını bilemeyebiliyorsunuz. Bu çok normal. Dolayısıyla mümkün olduğunca üniversitenin başından itibaren aslında bir şeyler yapmanız gerekiyor staj anlamında. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Bunu yapmanızın en iyi yollarından bir tanesi hali hazırda şirketlerle iletişime geçmek. Ve onlarla konuşup işte ben bu konuda kendimi nasıl farklılaştırabilirim, sizin için neler yapabilirim, bunlar üzerine konuşup fikir alışverişi yapmak. Mesela bir eğitim şirketi bence kesinlikle size bu konuda bir uzaktan çalışma imkanı sağlayacaktır. Gönüllü staj anlamında. İş olarak söylemiyorum bunu. Üniversite başında önceliğimiz biraz daha staj olacak. Mesela onlara işte çeşitli dokümanlar hazırlayabilirsiniz. Çeşitli araştırmalar yapabilirsiniz. Mesela bir takım kişisel gelişim şirketleri gibi ya da işte bir takım böyle yaşam koşulu şirketleri gibi. Bunlara bir takım çözümler sağladıkça gönüllü olarak zaman içerisinde kendi yeteneklerinizi, yetkinlik setlerinizi daha iyi görebileceksiniz. Peki bölüm mezunları için ortalama maaşlar neler? Yine burada şunu araç diyorum. Öğretmenliğin verdiği belli bir getiri var. Bu zaten stabil. Bunun akabinde bence eğer diğer taraflara değinirseniz bu eğitim, danışmanlık vesaire gibi 3. 4. sınıftan itibaren yarı zamanlı ya da tam zamanlı böyle okuldan kalan vakit ayırdığınız şekilde bir sistemle asgari ücret kazanma şansınız hayli yüksek. 3. 4. sınıf gibi. Çünkü şu anda bu işleri yapacak. Yani hikaye anlatıcılığı yapacak, şirketler için senaryolar oluşturacak. Bu şekilde yeni nesil mezunlara, öğrencilere ihtiyaç var. Ve sizler bunu yapmaya aday olduğunuzda ve bunun için bir iki yıl harcadığınızda göreceksiniz ki 3. 4. sınıfta bu iş teklifleri gelecek ve bunun akabinde mezun olduktan sonra zaten halihazırda bir bilgi birikiminiz var. Biraz da İngilizceye yatırım yaparak aslında asgari ücretin 1,5-2 katı bir maaşla işe girebilirsiniz. Nerede olur bu? Bu eğitim firmalarında olabilir, danışmanlık şirketlerinde olabilir, şirketlerin İK birimlerinde belki olabilir. Böyle tabii daha kurumsal, daha büyük yerlerden bahsediyorum. Bu şekilde pek çok imkanı yakalamanız mümkün. Ha burada bunun doğrusu budur. Yani bu kariyer planlamanın doğrusu budur. Ya da işte doğrusu diğer taraftır, öğretmenliktir diye bahsetmiyorum. Bu sizin zaman içerisinde bir şeyleri deneyip yanılarak öğreneceğiniz bir süreç. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde. Ee, bu konuşma içerisinde atladığım, es geçtiğim kısımlar varsa onları bize yorum olarak belirtebilirsiniz. Bir şekilde e, yanıtla, yanıtlayabiliriz. Yanıtlamaktan memnun ediyoruz. Mutluluk diyoruz. Ee, eğer bu videodan beslenmişseniz, bu video size bir şeyler kattıysa videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.